misin sen? Ne işin var evimde? Tilki. Özür dilerim Sevgi. Allah kahretsin. Sanırım ikimiz de aynı kişiyi bekliyoruz. Tabii çoktan kaçıp gitmediyse. Gerçi sen onun bu huyunu bilmezsin. Ama yakında hepiniz benim kadar iyi tanıyacaksınız onu. Bugün büyük gün sevgili abicim. Ve siz de bunu bize söylememeye karar verdiniz öyle mi? Yani bunun yeterince önemli olmadığını mı düşündünüz? Tilki, yaşadıklarımızın ciddiyetinin farkında mısın? Ne biçim bir sorumsuzluk bu? Aylin söylemek istedi. Ben ikna ettim söylememesi için. O yüzden hepsi benim suçum, tamam mı? Evet, aynen öyle. Hepsi senin suçun. Ya inanamıyorum ya. Kaçırılıyorsunuz, ormanda uyanıyorsunuz. Sonra da bu saçmalığa inanıyorsun, öyle mi? Aptal mısın sen? Bir de kendine tilki dedirtiyorsun ya. Oğlum neren kurma senin ha? Safsın sen, saf. Sana ailem diye kucak açanlara değil de kaçıranlara güvenecek kadar safsın. Hadi sen kendini umursamıyorsun. Onu anladık. Hepimizin hayatını tehlikeye attığının farkında değil misin sen ha? Eğer şunları bilseydik belki bir önlem alırdık. Ailem de şimdi burada olurdu. Özür dilerim. Özür mü dilersin? Özürün aileni geri getirmiyor ama. Hem bana kalırsa bu defa sadece kanını alıp göndereceklermiş gibi de gelmiyor. Eğer o kızın başına bir şey gelirse bütün sorumlusu sensin. O zaman ben de başına bir şey gelmeden önce bulurum abi o kızı. Tamam? Delirdin mi sen? Ha? Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunu farkında mısın? Bulacakmış. Nerede? Daha da önemlisi nasıl? Sen merak etme abicim, ben bulurum. Gerekirse her yola giderim, gerekirse her deliğe girerim, gerekirse ölürüm. Ama aileni bulurum, tamam? Onu bulmadan da geri dönmem zaten. Nereye gidiyorsun? Bırak gitsin. Bulsun bakalım nasıl bulacaksa. Tilki abi nereye gidiyorsun? Abi dur nereye? Abi, abi ne olur dur bir nereye gidiyorsun? Abi bekler misin? Ya abi ne oluyor? Evet Kıvanç ne oluyor? Şimdi sırası değil Çağla tamam? Ne demek sırası değil? Ne zaman sırası? Dün gece anons yaptırıp çekip gitmeler falan. Beni milletin ortasında sap gibi bırakıp gittin sen ya. Şimdi sırası değil Çağla. Abi görüyor musun? Hı hı. Bu paketi ona vermeni istiyorum. Kimin verdiğini sorarsa da bir teyze verdi diyecek bize. Hadi bakayım.
Sen Sedat bu Nihat denilen herifin kardeşi demiştin değil mi? Evet. O zaman önce onunla konuşacağız. Ne yapıyorsun? Şimdiye kadar çoktan yapman gerekeni yapıyorum Sevgi. Elimi seninle birlikte taşın altına koyuyorum. Sen karakolda çocukların listesini buldun değil mi? Eğer Nihat denilen herifin bu işte bir ilgisi varsa Sedat mutlaka bir şeyler biliyordur. Alo Esra. Evet, Gürcan'ın ateşi çıkmıştı. Akşam eve gelmem gerekti. İyi iyi, şimdi çok daha iyi. Esra, ben seni şey için rahatsız ettim. Sedat Hoca'nın telefonu lazım bana. Günaydın. Özel konuşmak gerekiyor. Ben. Günaydın. Bir soru mu var Sevgi abla? Yok, yok hayatım. Yok bir şey. Günaydın. Günaydın. Tamam. Günaydın. Günaydın. Tamam, görüşürüz, görüşürüz. Günaydın baba. Aa, günaydın aslan oğlum benim. Kahvaltınızı hazır değil, ben çok acıktım. Bugün siz dışarıda kahvaltı yapın, tamam mı? Burak abim sizi bir kafeye götürsün, oradan da okula gidersiniz. İyi de bugün okul yok ki. Olsun oğlum, siz de gider bahçede basket oynarsınız. Okul kapalı diye bahçede kapalı değil ya. Hadi bakalım. Burak abisi. Hadi Burak abisi. Sen bunları bir kafeye götür, kahvaltı yapsınlar. Tamam. Mehmet, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Başka çaremiz yok. Burada kalırlarsa Zeynep her şeyi anlayabilir. Bir sorun var değil mi? Hayır, yok bir sorun hayatım. Hadi sen Mehmet abinin dediğini yap. Hadi çocukları kahvaltıya götür. Hadi oğlum, hadi, hadi. Sus, yesek olur mu? Çok canım çekti. Hadi gidiyoruz. Tilki abi nerede? Aynı abla uyuyor mu? Bilmiyorum ki, çıktılar herhalde. Hadi. Esra ne dedi? Sedat haber verecekmiş. Buraya çağırdım. Dün akşam bana haklıydın dedin ya. Asıl sen haklıydın Sevgi. Ben seni yalnız bıraktım. Bütün bunlarla tek başına mücadele etmek zorunda kaldın. Ama artık yanındayım. Ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı koruyacağız. Aylin'i ve Derya'yı kurtaracağız. İnşallah. Sevgi. Yüzüme bak. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Tamam mı? Ömrümüz ve nefesimiz yettiği sürece bunlarla mücadele edeceğiz. Hele şu Sedat bir gelsin bakalım. Bütün bildiği ne varsa anlatmadan bu evden çıkamayacak. Neden çağırdılar seni? Bir şey mi öğrendiler dersin? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Gerçeği söyleyecek misin? Tabii ki hayır. Neden? Yeterince zararsız insanlar olduğu anlaşılmadı mı sence? Bak Esra, bu büyük bir oyun. Bu nedenle kimin kime zarar vereceğini asla bilemezsin. O nedenle sen de çeneni kapalı tutsan iyi olur. Bugüne kadar konuştun mu hiç? Hayır. İyi o zaman. Bu saçma uyarıya da gerek yoktu. Tamam. Affedersin. Bak sadece çok gerginim. Dün geceden beri abime ulaşamıyorum. Ne yapıyor, neyin peşinde en ufak bir fikrim yok. Onunla konuşmadan kimseye bir şey söyleyemem. Her şeyi inkar etmek zorundayım. Anlıyor musun? Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Evet, abim bir bilim adamıydı. Ama pek çok çalışması vardı. Bunlar da onların birkaçı sanırım. Ne söylememi istiyorsunuz Mehmet Bey? Beni neyle suçladığınızı bile anlamıyorum henüz. Bana bak Sedat. Bey. Abin olacak adam çocuklarımızı denek olarak kullanmış. İşte ispatı.
bakabilirsin. Bakın, neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Söyledikleriniz doğru bile olsa benim bunlarla bir ilgim yok. Abimle gidip konuşayım diyeceğim ama abim öldü. Ölmedi. Kayboldu. Evet, kayboldu. Ama sizce yaşıyor olsaydı çoktan bulunmuş olmaz mıydı? Gizli gizli görüşmediğiniz ne malum? Hı? Aha, yeter ama. Ben bu deli saçmalıklarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Hadi Esra, gidelim. Esra istediği yere gidebilir. Ama sen burada bana gerçekleri anlatmadan hiçbir yere gitmiyorsun. Otur şuraya. Bu ne ya? Zorla mı tutacaksınız beni burada? Hiçbir kanıtınız yok. Abin kalp cerrahı. Bizim çocuklarımız kalp hastası. Ve abinin listesinde isimleri var. Bundan alakanız mı olur? Şimdi otur oturduğun yerde ve bütün gerçekleri anlat. Aylin'i neden kaçırdınız? Aylin kaçırıldı mı? Ne diyorsunuz siz? Yeter. Yeter ama değil mi? Burada durmuş gözümüzün içine baka baka oyun oynuyorsunuz bizimle. Yeter. Sakin. Çek elini. Hem sen kimsin? Hı? Neden geldin buraya? Kim çağırdı seni? Siz hepiniz bu işin içindesiniz değil mi? Saçmalamayın lütfen. Allah hepinizi kahretsin. Bence hemen panik yapmayın. Aylin belki bir arkadaşına gitmiştir. Genç onlar. Haber vermeyi unutmuş olamaz mı? Birazdan çıkıp gelecektir. Bak görürsünüz. Mehmet Bey, bakın sizi çok iyi anlıyorum. Evinize zorla girilmiş, kızınız kaçırılmış. Kontrolünüzü kaybetmeniz çok normal. Ama inanın bana yanlış kişiyi suçluyorsunuz. Benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Söylediğiniz gibi abimin bu olanlarla bir ilgisi olsa bile abim yıllardır ortada yok. Bir gün aniden ortadan kayboldu ve ben bir daha haber alamadım. Bakın, emin olun size yardımcı olmak istiyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Polise haber verdiniz mi? Hayır. Bize gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız siz de bir şey söylemeyin. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Artık Sedat'ın bu işle bir ilgisi olmadığını ikna olduysanız biz gidebilir miyiz? Umarım kızınızı bir an önce bulursunuz. Umarım. Buyurun. Bir gelişme olursa haberdar et, olur mu? Tamam. Hala dostuz öyle değil mi? Benim pek fazla dostum yok Sedat Bey. Hala beni suçladığınıza inanamıyorum. Tamam Sedat, anlayış göster biraz. Ben hala Aylin'in sorumsuzca davranıp bir arkadaşında kaldığına inanıyorum. Saatine bakacak, eve ne kadar geç kaldığını anlayınca koşturarak gelecek. Siz kızacaksınız, o da özür dileyecek. Ve kabus bitecek. Umarım. Görüşürüz. İnandılar mı dersin? Pek sayılmaz. Ama ispat edemezler. Sakin ol. Aileni kim kaçırdı peki? Nihat abi almış olabilir mi? Mümkün değil. Abim kimseye zarar vermez. O zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor. Büyük abi. Eğer çocukları bulduysa bizi de buldu demektir. Ortalık çok karışacak Esra, çok. Sevgi. Sevgi, girebilir miyim? Sevgi? Sevgi? Sevgi neredesin?
peki? Gidiyoruz buradan. Hadi acele et. Sevgi bir dakika, sakin ol. Hadi acele et. Git. Git Gürşan'ın eşyalarını topla. Çabuk ol. Çocuklar gelir gelmez buradan gidiyoruz. Dedim yap. Bizi buldular. Sedat da, o Esra denen kadın da bu işin içinde. Bizi çoktan buldular. Karşımıza geçip resmen oyun oynuyorlar. Bizim buradan hemen gitmemiz lazım. Sevgi bir dakika, bırakır mısın şunları? Sevgi. Ya hayır! Hayır, anlamıyor musun ha? Anlamıyor musun? Önce Derya'mı aldılar. Şimdi Aylin'i alıyorlar. Gitmemiz lazım. Ben burada durup böyle çocukların teker teker elimden alınışını seyredemem, tamam mı? Gideriz. Gideriz, başka bir yerde hayat kurarız. Bizim görevimiz bu çocukları korumak değil mi? Sevgi, kendine gel. Bak, bırak şunları bir. Tilki var. Burak var. Tilki ile Burak'ın da eşyaları var. Onları da toparlayalım. Gidelim, tamam mı? Sevgi, bırakır mısın şunları? Zamanımız kalmadı, anlamıyorsun. Zamanımız kalmadı. Geliyorlar, tamam mı? Geliyorlar. Sevgi, ne olur gidelim. Koruyacağız Mehmet. İyi misin? Seni sakinleştirmek için bir şeyler söylemek istiyorum. Ama yok. Ne sana ne de bana iyi gelecek bir sözcük bulamıyorum şu an. Sevgi, ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Başından beri de bilmiyordum. Sen inanıyordun. Ben de sen inandığın için inanıyordum. Sen olmasan çoktan buralardan topuklayıp gitmiştim, biliyor musun? Ama artık kaçmak yok. Bak, buradayım. Sonucu ne olursa olsun senin yanında olacağım. Sevgi, sana söz veriyorum. Gücüm ve ömrüm yettiği sürece seni ve çocukları koruyacağım. Artık yalnız değilsin. Eğer başaracağımıza dair inancın yoksa bana bak. Eğer kendin için yapamıyorsan benim için inan. Nasıl olacak bilmiyorum ama başaracağız Sevgi. Sevgi Gündoğdu. Benim. Buyurun. Şurayı imzalayabilir misiniz? İyi günler. Aradığın bütün cevapları bu CD'de bulacaksın. Ama lütfen sadece sen izle. Nihat Demirdağ. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.